Bir yol bu. Rızanızla internetten ediyorsunuz. İkinci yol. Şimdi şu anda benim bilgisayarımdan beni şok eden 3 ayrı siteye bağlanın efendim. Beni şok eden 3 ayrı internet sitesine bağlanın. Online canlı. Bunlardan bir tanesi Çihat diye başlayan bir site mahkeme kararıyla yasaklanmış. Girdiğiniz zaman adrese mahkeme kararının yasağı çıkıyor. Çihat Rolütte diye bir site. .com. Mahkeme yasak kararı koymuş. Fakat atlatma programları var. K-Tünel vesaire gibi yazıyorsunuz, çatır çatır giriyorsunuz. Ama aynı isimle farklı takılarla alınmış başka siteler var. Az önce girdim. Şimdi size buzlanmışlarını birazdan göstereceğim. Bağlandığım anda kameram açıldı. Yani benim görüntüm karşı tarafa gitti. Karşımda da uygunsuz ve ahlaksızca şeyler yapan bir takım erkekler canlı. Ben kendimi erkek diye seçtiğim zaman kimse bulaşmıyor. Ben kendimi kız diye seçtiğim zaman başıma neler geldi. Canlı canlı göstereceğim. Anneler babalar bu konuya çok önem veriyorlar. Burada yayında efendim birebir göstereceğiz ve arkasından da bu listeyi ben vereceğim emniyete ki mahkemeler kanalıyla çocuklarımızı bu tuzağın içine çeken, bilgisayarın kamerasını açarak bu tuzağın içine çeken bu sitelerin de kapatılması için elimden geleni yapacağım. Kağıdı kalemi elinize, çocuklarınızın bilgisayarlarına bilerek isteyerek indirdikleri, bilmeden yükledikleri ve bilerek isteyerek bazı sitelere girip canlı chat adı altında karşılarına çıkan iğrenç bir takım adamların ki biraz sonra göstereceğim. Beni gördüler karşılarında. Gören kapatıyor. Gören kapatıyor. Kız diye seçtim. Benim görüntüm var. Az sonra ekrana getiriyorum efendim. Tamam mı? Ben az önce burada canlı yayının reklam arasında bilgisayardan bir canlı canlı chat denen yani anında yazışma, görüntülü yazışma hizmeti sunan bir web sitesine girdim. Buradaki bayanlar da benim yanımdaydılar. Bak. Web sitesine girdim. Kendimi kız olarak tanıttım. Daha sonra da bağlantıya tıkladım. İki tane ekran açılıyor. Şimdi size göstereceğim. Ve anında benim bilgisayarımın kamerası benim iznim ve bilgim dışında çalıştı. Konukları gösterebilir miyiz abi? Konuklar izlediler. Yakından verebiliyorsam yüzlerini görmek istiyorum. Çünkü gördüler hepsi kaçıştı. Anlayın diye söylüyorum. Ekrana veremiyorum çünkü canlı sırasında bu canlı görüşme sırasında karşınızda bir anda pencerede kadınların kaçmasına sebep olan namussuzun biri geçmiş ahlaksızca bir hareket yapıyordu. Bakın canlı yayında burada şahitler eşliğinde açtık siteyi. Tehlike bu kadar büyük. Yani kamera açılıyor haberiniz bile yok. Şimdi bunlardan bir tanesi charlotte.com adlı bir web sitesi efendim. Ticari markadır ama söylüyorum. Çünkü mahkemece yasaklanmış giremiyorsunuz bu siteye. Girdiğinizde erişim engellenmiş görüyorsunuz. Ama aynı ismin değişik takılarıyla onlarca site var şu anda. Hatta biri de com.tr takısı almış. Yani Türkiye'de verilen bir yığın yasal izinlerle ancak ticaret sicil gazetesi vesaire filan TR takısını almak o kadar kolay değil. Bunu alarak şu anda internet üzerinden içerik paylaşımı yapıyorlar. Yani canlı chat. Şimdi bu sitenin kurucuları diyebilirler ki bize ne kardeşim? Ben böyle bir hizmet veriyorum. Evet girenin bilgisayarın kamerası açılıyor düğmeye tıklıyorsun. İnsanlar birbirleriyle chat yapıyorlar. Bakın rastgele diye bir düğme var. Tıklıyorsunuz rastgele arkadaş çıkıyor karşınıza. Açtığımın tamamında ama tamamında kayıt altına aldım. İsteyen mahkeme verebilirim. Kız çocuğu diye seçtim açtığımın tamamında karşıma çıkanlarda uygunsuz ve ahlaksız hareketler vardı. Canlı. Ve daha vahimine biliyor musunuz? O sırada bilgisayarın başında gerçekten ben de bir kız çocuğu olsaydı o çocuğun görüntüsü kayıt altına alınıyordu o sırada. Şimdi bak ben önce internette anında canlı yayınla anında efendim anında bağlanıyor. Nasıl oluyor onu göstereceğim. Ver benim bilgisayarın ekranını. Yalnız şunu söyleyeyim dön bir dakika ekranını. Yalnız şunu söyleyeyim dön bir dakika bana. Bunlar o siteden alınmış ekran yakalama programlamış görüntülerdir. Çünkü niye biliyor musunuz? Canlı canlı şu anda bağlanmaya kalksam az önce bayanlar çevremdeyken bağlandık. Herifin biri açmış bilmem neyini kamera karşısında kız çocuğuyum diye beni öyle zannetti. Sonra beni gören kaçtı. Karşısında beni gören hatta biri ne oluyor ya diyor. Sesli bu program. Tamamına dedim ki aç Flash TV izle seni göstereceğim dedim. Tamamına. Oturmuşlar orada. Bekliyorlar ki bir tane kız çocuğu düşsün de onu tuzağa düşürelim diye. Bir de utanmadan hareketler yapıyorlar. Bak tamamına canlı yayında chatte şurada dedim ki Flash TV'de göstereceğim beni izledim. Alayı kapattı. Hemen çıkıyorlar. İnternetten kaçıyorlar.
Ne yapalım biliyor musunuz? Ya, ekrandan veremiyorum ben bu namussuzların görüntülerini. Aklıma geliyor bir site kurayım. Ahlaksızlar.com diye bir isim alayım. Bunların kayıtlarını alayım. İnternet üzerinden yayınlayayım. Merak edenler de girsinler. Benim kocam, benim kardeşim, benim bacım, benim bilmem neyim acaba burada orasını burasını kız çocuklarına gösteriyor mu? Onları tuzağa düşürmek için bekliyor mu diye baksınlar. En azından mahallenizden birisi çıkabilir. Kapısını kapatırsınız, bir daha yüzüne bakmazsınız ya da kovarsınız. Şu anda 4000 küsür kişi burada aktif vaziyette. Sevgili izleyenler, getir şimdi benim ekranı. Bak, isteyene adresini vereceğim, yayınlayacağım. Alo KC kızımız oradan. Ne yaptığımızı yazın oraya. İnternette çocuklar nasıl tuzağa düşülüyor açıklıyoruz, onu yazın. Ver abi şu ekranı şimdi. Bakın sevgili izleyenler, siteye girdim. Burada konuklarım da benim yanımdaydı. Böyle iki tane şey çıkıyor. Arkadaş ben. Bu tamamında böyle. Bu Charlotte Marlotte diye başlayan bu chatler rulet oynamak anlamına geliyor güya. Okey oynayanlarda da var. Okey sitelerinde var. Kağıt sitelerinde var. Aynı düzen var. Tamam. Bağlan tuşuna tıkladığınız zaman şimdi bakın ben bunu buradan otomatiğe geçireceğim ve göreceksiniz. Ekrana şu anda geliyor. Ver abi. Adrese girdim. Karşıma böyle bir ekran çıktı. Chat diye başlıyor. CHAT diye başlıyor efendim. Oradan çocuğunuzun sık kullanılanlarına baktığınız zaman ya da temporary files diye bir dosyaya baktığınız zaman bulursunuz buraya girip girmediğini. Bakın şimdi ben bağlandım. Gördünüz mü? Bilgisayarımın kamerası açıldı. Ben şu anda ekrandayım. Karşı taraf beni görüyor. Yalnız yukarıda dikkat edin, erkek seçili. Kimse şu anda bana arkadaşlık göndermiyor. Erkek seçili olduğu için. Şimdi kıza geçtim. Kızı seçtim. Önce bir şaşırıyorlar. Ya bu adamın burada ne işi var diye. Çünkü ben yazan yerde normalde bir kız çocuğu olması lazım. Bakın bir tanesi çıktı, üzerini kapattım. Ahlaksızca bir şey yapıyor çünkü o sırada. Beni görünce kaçtı, hemen çıktı. Devam ediyoruz, bir başka çıktı. Görüyorsunuz namussuzun bir hareket başlangıcı. Bu da muhtemelen iş yerinden birisi. Muhtemelen iş yerinden birisi. Bu da bir başka namussuz, bir başka ahlaksız. Bakın bunlar canlı canlı şu anda. Bu gördükleriniz efendim canlı canlı şu anda. Duralım. Bu da işte şu şey, tıklıyorsunuz, kameranızı açmayı sağlıyor. Ver abi ekranı. Gördüğünüz gibi bu kadar basit efendim. İnternete oturuyor bilgisayarın başında çocuk. Şimdi dön bir dakika bana Kenan. Bunu kullananlar diyebilirler ki ya arkadaş biz bu amaçla kullanmıyoruz. Ben de diyorum ki erkek olarak girdim buraya. Kimse bana arkadaşlık teklif etmedi, kameramı açmadı. Kendisini de göstermedi. Kızı seçtiğim anda arka arkaya çıkan kayıtlarını aldım. 50 tane kamera görüntüsünden 50'si de ahlaksız bir hareket yapıyordu efendim. Bak bunların içinden bir kısmı da şöyle yapıyor. Bir tane esmer bir çocuk vardı az önce. Onun da kaydını aldım. Şimdi beni izliyor. Çünkü bu sesli bu yazışmalar. Kenara bunu verebilir misin Kenan? Nasıl yaparız? Şimdi aç Flash TV dedim. Şimdi bir de şöyle yapıyorlar. Bir bakıyor kız var mı acaba karşı? Cidden kız mı yani giren? Bağlanan. Önemli değil, önemli değil yanındaki kızlar. Beni gördüğü anda kapattılar. Ama buradaki bayanlar da şahit oldu. Bir başkası ne yaptı biliyor musunuz? İndirdi pantolonunu. Tamam. Bakın canlı. Bu bilgisayarın karşısında ben değildi. Gerçekten bir kız çocuğu da olabilirdi. O yüzden dikkat edin. Bilgisayarınızın internet temporary files diye bir dosyası var. Ara ara kontrol edin. Bilmiyorsanız yazın bize mesaj gönderin, size gönderin nasıl yapacaksınız. Çocuklarınız buraya giriyor mu? Chat diye başlıyor. CHAT diye başlıyor adres. CHAT diye başlıyor adres. Ya da bilgisayarın arama çubuğunun sık kullanılan bölümüne bakın. Eğer kayıtlıysa hemen çocuk karşınıza alın bu programı kaldırın. Gerekirse bilgisayarı kaldırın. Şimdi biraz sonra da bilgisayara indirilen programla çocukların haberi olmadan nasıl bilgisayarlarının kamerası açılıyor ya burada görüntülü uygulama anlatacağım sizlere ki engel olun efendim. Çünkü çocuğunuz odasında üstünü değişiyor, okuldan formasını çıkartıyor. O sırada bilmiyor ki izleniyor aslında, görüntüleniyor. Evet, kısa bir adres daha ve son kez göstereceğim. Çünkü bu iş benim başımı arayacak, biliyorum. Sonuçta bunlar ticari kuruluşlar ve diyecekler ki ya arkadaş, biz bu siteyi bu amaçla kurmadık. Kurmadın da ben o siteye bağlandığım zaman benim bilgisayarım kamerasını açıyor mu? Açıyor. Evet, bir onay istiyorsunuz benden. O onaya tıkladığım zaman açıyor mu? Açıyor. Açıyor, o kadar. Giriyor muyum? Giriyorum. Girdiğim anda küt diye bana şey bağlanıyor mu? Karşımda kamera bağlanıyor. Aynen şu anda benim ekranımda olduğu gibi. Tabii ki sizin bu programı, bu siteyi kurma amacınız internet sitesini insanlar chat yapsın. Yani görüntülü konuşsunlar diye.
Ama annesi babası evde olmayan, işte olan çocuklar okuldan geldiler. Bilgisayarı açtı, gençlik karşısında. Az önce buradaki bacılarımın tamamını başına topladım ben. Kız çocuğu gibi girdim internette. Yukarıda görülen kız mı erkek mi yazıyor. Erkek gibi dururken kimse bana kamerasını açıp da arkadaş teklif etmedi. Ne zaman ki kızı seçtim, uyarım uyarıyor. Kızı seçtiğim anda karşıma birileri çıkıyor. Çıkanların tamamı da ahlaksız görüntülerle çıktı. Hepsi burada kızların kaçtılar. Yani ve işin ilginci o sırada bu siteye bağlanan kız çocuğu erkek çocuğu neyse onun görüntüsü de kamera görüntüsü de ekranda ve kamerası açık. Ne yapıyor karşı taraf? Kayıt alıyor. Kayıt aldıktan sonra ne yapıyor? Başlıyor tehdit. Yani bu sitelerin sahipleri diyebilirler ki arkadaş bizim amacımız bu değil. Engelle o zaman. Ya da içeriği kontrol et. Kayıt alıyorum. 3 gündür kayıt alıyorum. Aldığım kayıtların tamamında kamera karşısında erkekler küçük kız çocuğu zannettiklerine ahlaksız hareketler yapıyorlar. Bugün ilk kez kendimi açarak koydum oraya, kameranın karşısına geçtim. Hepsi kaçtı. Namussuzlar, ahlaksızlar, ne diyeceksiniz? Evet, şimdi bakın. Tekrar size şunu verelim abi. Tekrar söylüyorum. www.chat.vesaire. Size yazdırdığım notu girebilir misiniz arkadaşlar? Deva tamamını yazmıyorum adresin kötü örnek olmasın diye. Ama sizden istediğim şu, bilgisayarınızı kontrol edin, çocukların bilgisayarını. Eğer bu adres bilgisayarda çıkıyorsa anlayın ki çocuk tehlike altında. Anlayın ki görüntüleri biri tarafından kaydedilebilir. Anlayın ki görüntüleri alt niyetler tarafından kayıt altına alınabilir. Şimdi buraya girdim. Önce ben erkek diye girdim. Şuraya verir misiniz abi plazmayı? Evet, işte adreslerden biri. www.chat.ron.ye. Zaten şunun başını bilgisayarda görürseniz devamını bulursunuz zaten. Çocukların bilgisayarında bu adres varsa hemen önlem alın. Aynen böyle söylüyorum. Firmanın sahibi de çıkıp derse ki arkadaş ben bir amaçlı kurmadım, o zaman engelle derim ben de. Adam geçmiş kameranın karşısına az önce bayanlarla beraber bakarken dön abi buraya da. Bayanlarla beraber bakarken bilmem ne yapıyor. Niye engellemesin, engelle? Çünkü çocuklar evde. İnternet kafede bir yerde. Ya da laptopu alıyor koltuğun altına gidiyor bir yere. Ver abi şimdi şunu, az önce bir şey yaptın ya çok güzel. Şimdi ben burada erkek olarak girmişim. Aşağıda yazan adres. Bu adresi yazdığınız zaman bir arama motorunu zaten onlarca farklı isim altında ama aynı içeriği veren, aynı hizmeti veren site çıkıyor karşınıza. Bunlardan birini de mahkeme yasaklamış. Ama adam gidip Com.tr'sini almış ve Türkiye içinden açmış tekrardan bunu. Com.tr'yi almış. Şu anda örneğini gösterdim size orası. Devam ediyorum şimdi. Bakın erkek olarak girdim, kimse yok. Biraz sonra hoş geldin chat. Cinsiyetinizi seçiniz ve konuşmaya başlayınız. Bağlandınız diyor. Bağlana tıkladım. Bağlanınca karşıma sıradakini bulmak, rastgele birini bulmak için değişti. Şimdi neler var burada? Tamamını ver abi. Ayrıl dedi. Yani eğer ayrılacaksam ayrılıyorum. Plazmaya verme şansımız var mı Kenan'ın? Geçebilir miyim oraya? Peki tamam, hayır. Gidiyor, değiştireceğim. Şimdi buradaki ayrıl butonu bu siteden çıkmanız için yetmiyor efendim. Siteyi kapatana kadar kameranın ışığı yanıyor. Kamera açık. Sizi kaydetmeye, izlemeye, gözlemeye devam ediyorlar. Röntgenlemeye devam ediyorlar. Bak. Daha sonra bul değiştir var. Bu ne biliyor musunuz? Basıyorsunuz üzerine. Şurada arkadaş diye gözüken yerden o sırada bu site üzerinden kamerasını açmış, internetin başına, bilgisayarın başına oturmuş erkekler geçidi var efendim. Sonra rastgeleye geldiğiniz zaman da rastgele adamlar çıkıyor. Az önce lanet olsun yapmasaydım stüdyodaki bayanları topluyor da rastgeleye basınca herifin birisi açmış üstünü başını çıktı kameranın karşısına. Anlatabiliyor muyum tehlikeyi? Çocuklarınız da burada benim yerimde olabilirdi.